Herkese merhabalar. Yazılı Havuzu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımız yazılıya hazırlanmanın çok ötesinde bir kanal. Kanalımızı tüm derslerde düzenli takip ederek gireceğiniz sınavın adı ne olursa olsun beraber harika bir hazırlık yapmış olacağız. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesinin 9. yani son konusu olan Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar konusunu işleyeceğiz. Bu videonun ders notlarının PDF'i açıklama kısmında mevcut. Oradan eğer önce PDF'leri indirip kendiniz bir kez okuyup sonra da buradan takip ederseniz hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve gireceğiniz tüm sınavlarda tüm soruları doğru yapacaksınız. Hazırsanız vakit kaybetmeden dersimize hemen başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, 4. ünitemizde sizlerle Atatürk ilke ve inkılaplarını detaylı bir şekilde konuştuk. Peki bu ilke ve inkılapları oluşturan temeller neler? Yani nereden ilham alınmış? Onlara bir bakalım. Öncelikle milli birlik ve beraberlik diyoruz. Peki aklımıza hangi Atatürk ilkesi gelmesi gerekiyor burada? Birlik beraberlik denildiğine göre buraya benim aklıma hemen milliyetçilik gelir. Milli tarih bilinci, milli diyor, tarih diyor, yine bir milliyetçilik durumu var sanki. Bağımsızlık ve özgürlük, bağımsızlık neyle ilgiliydi? Milliyetçilik. Milli kültürün gelişmesi, yine kültür, benim kültürüm ve milli diyor, yine milliyetçilik. Milli egemenlik, yani ülkeyi yönetme yetkisi halka verilmiş. O zaman sanki burada bir cumhuriyetçilik var. Çağdaşlaşma, yenileşme arkadaşlar, modernleşme. Burada bir inkılapçılık yakaladım. Ve ülkenin bölünmez bütünlüğü, ülke bölünmeyecek. Yine burada bir milliyetçilik yakaladık. Şimdi tek tek inceleyelim. Mustafa Kemal milli birlik ve beraberliğe çok önem vermiş. Bu amaçla Sivas Kongresi'ni hatırlayacağınız gibi bütün direniş cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olmak üzere birleştirilmiş. Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçilmiş yine bir birlik beraberlik ortamı var. Zaten milliyetçilik ilkesinin özü ruhu birlik beraberliği sağlamaya yöneliktir. Ve yapılan yeniliklere bakıyoruz. İşte hukuk alanındaki yenilikler, hukuk alanında birliktelik sağlanmaya çalışılmış. Eğitim kültür alanındaki yenilikler, bu alanda birliktelik sağlanmaya çalışılmış. Toplumsal alandaki yeniliklere bakıyoruz, bir birliktelik sağlanmaya çalışılmış. Yani Atatürk aslında yapılan pek çok çalışmasında birlik beraberliği sağlamak için çaba göstermişti. Ve Mustafa Kemal Atatürk ne diyor bununla ilgili? Toplu bir milleti istila etmek, ele geçirmek, darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir diyor. Eğer biz milli mücadele yıllarında toplu olmasaydık, bir araya gelmeseydik işte o zafer gelmeyecekti arkadaşlar. Ve milli birlik ve beraberlik, milletçe birliği, bir arada yaşamayı ve bütünlüğü ifade eder. Geldik tarih bilincine. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde öğrenciyken tarih bilincine ulaşmıştı. Tarihimizin araştırılması için 1931 yılında Türk Tarih Kurumu kurulmuştu. Ve yine bununla ilgili bir sözü vardı. Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizim için bir borçtur diyordu. Atatürk'ün bu sözü onda milli tarih bilincinin geliştiğini gösterir. Hatta askeri idadide manastırdaki tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey, Mustafa Kemal'le tarih bilincinin temelini atan kişiydi. Yıllar sonra Mustafa Kemal devlet adamı olduğunda şunu söylemişti. Benim Mehmet Tevfik Bey'e minnet borcum var demişti. Ben de tarih bilincinin oluşmasını sağlayan kişi o demişti arkadaşlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal tarihe çok önem veren bir liderdi. Hatta bir de şöyle yaşanmış bir olay var. Ondan da bahsedelim yeri gelmişken. Tarih kurumunun toplantılarına katılıyor. Ve Mustafa Kemal oradaki tarihçilere, akademisyenlere, bilim insanlarına öyle fazla sorular soruyor ki saatlerce bitmiyor toplantı. Ve en son hep şey der yani kusura bakmayın hani bu büyülü atmosfere kapılıyorum. Kendimi alıkoyamıyorum ve size sürekli sorular sorup sizi yoruyorum şeklinde. Ve tarihi çok seven, tarihe çok önem veren bir liderdi arkadaşlar Mustafa Kemal. Bağımsızlık ve özgürlük.
Mustafa Kemal'in tüm mücadelesi tam bağımsızlık ve özgürlük üzerine olmuş. Kurtuluş Savaşı'nı zaten başlatırken de Mustafa Kemal'in temel hedefi arkadaşlar tam bağımsızlığı, özgürlüğü sağlamaktı. Yani o dönemde Mustafa Kemal'i düşünün arkadaşlar, Çanakkale'de bir kahraman olmuş. Herkes Mustafa Kemal'i tanıyor. Hani hiçbir şeye ihtiyacı yok. Çok karizmatik bir komutan. Bir maceraya atılıyor. O da İstanbul hükümeti gibi yapabilirdi. Damat Ferit'in yanında yer alabilirdi. Zaten işler yolundaydı. O da Manda yönetimini savunabilirdi. Böyle bir maceraya girmeye belki gerek de yoktu. Ama Mustafa Kemal'in niyeti arkadaşlar tam bağımsızlık ve özgürlüktü. Ya istiklal ya ölüm demişti. Ve ne diyor bununla ilgili? Bağımsızlıktan yoksun, yani bağımsızlığı olmayan bir millet ne kadar zengin, refaha kavuşturulmuş olursa olsun uygar insanlık karşısında uşak, hizmetçi olmaktan daha yüksek bir muameleye layık olamaz diyor. Ve bağımsızlığı her şeyin üzerinde tutuyor. Bir gün böyle yabancı devlet temsilcileriyle bir toplantıda Mustafa Kemal. Oradaki Türk garson işte artık yiyecek içecekleri servis ederken bir yabancı misafirin üzerine yanlışlıkla tepsideki çayı döküyor örneğin. Tabii orada o hizmetçi, çalışan kişi utanıyor, kızarıyor. Şimdi acaba Atatürk bana kızar mı falan, böyle mahcup oluyor. Ve Mustafa Kemal hemen o durumu şöyle idare ediyor. Yabancı devlet temsilcisine diyor ki, ya diyor, ben bu millete her şeyi öğrettim diyor. Uşak olmayı, hizmetçi olmayı öğretemedim diyor. Yani burada arkadaşlar Türk'ten uşak olmaz, Türk'ten hizmetçi olmaz. Bağımsızlık Türk'ün karakterinde vardır. Mustafa Kemal'in de böyle bir anısını paylaşmış olalım. Milli kültürün gelişmesi. Mustafa Kemal tarih bilincine sahip olarak aslında milli kültürü koruyup milli kültürü geliştirmek istemekteydi. Yani amaç bu. 1913 yılında Mustafa Kemal Sofya'da askeri ateşelik görevindeydi ve orada bir kostümlü kıyafetli balo düzenlenmişti. Ve Mustafa Kemal İstanbul'daki askeri müzeden Yeniçeri kıyafeti isteyip o baloya öyle gitmişti. Ve balonun en beğenilen ismi olmuştu. Yani bir Avrupalı gibi, bir Batılı gibi de giyinip gidebilirdi. Ancak Mustafa Kemal tarihimizde olan, kültürümüzde olan o Yeniçerilerin kıyafetiyle oraya gitmesi aslında milli kültüre çok önem veren bir lider olduğunu gösterir. Ve Atatürkçülüğün temel hedeflerinden birisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ağzından ne diyor? Milli kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağız diyor. Geldik milli egemenliğe. Daha Kurtuluş Savaşı devam ederken, hatta Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde, yani Amasya Genelgesi'nde, Erzurum Kongresi'nde egemenliğin millete ait olması gerektiğini Mustafa Kemal bize sinyallerini vermişti. İşte Büyük Millet Meclisi'nin açılması milli egemenlik için atılan önemli bir adımdı. Meclis açılımında ne demişti? Egemenlik, yönetme gücü milletindir. Nasıl? Hiçbir kayıt olmadan, hiçbir şart olmadan, hiçbir kayda bağlı olmadan egemenlik milletindir demişti arkadaşlar. Ve bu yolda saltanat kaldırılmıştı, cumhuriyet ilan edilmişti, halifelik kaldırılmıştı, Türk kadınına siyasi haklar verilmişti, 034 BMV diye kodlamıştık arkadaşlar. Ve geldik 6. esasımız, çağdaşlaşma. Atatürk'ün amacı her alanda, her alanda, sadece o bu şu değil, bütün alanlarda ülkemize çağdaş uygarlık düzeninin üzerine çıkarmaktı. Yapılan inkılapların amacı da zaten çağdaşlaşma, modernleşme, yenileşmeydi. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Biz Batı uygarlığını bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi gördüklerimizi kendi yapımıza uygun bulduğumuz için alıyoruz. Dünya uygarlık düzeyi içinde benimsiyoruz. Arkadaşlar, Türk inkılabının en büyük özelliği taklitçi olmamasıydı. İşte Latin harfleri alındı mesela. X, W, Q bunlar atıldı. Ç gibi, Ş gibi, Ü gibi kendi sesimizde olan harfleri ekledik. Veya İsviçre Medeni Kanunu aynısını almadık. Onu kendi kültürümüze uyarlayarak kabul ettik gibi arkadaşlar. Atatürk ilkelerinin özelliklerini bir toparlarsak, milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır. Milli egemenlik dedik, cumhuriyetçilik, bağımsızlık dedik, milliyetçilik. Akılcı ve bilimseldir, laiklik. Uygulanabilmiştir. Sadece kağıt üzerinde yazmaz. Hak ve hürriyetleri koruyucudur. İnsanların hakkını, hürriyetini korumuş. İnsanların yararına, vatandaşın yararına bir çalışma. Halkçılık.
Hepsi aslında birbiriyle uyumlu, birbirinin tamamlayıcısı. Mesela cumhuriyetçiliğe bakıyoruz. Halkçılık olmadan olmaz. Milliyetçilik olmadan olmaz. Bakıyoruz cumhuriyetçilikte konuştuğumuz bir şeyi halkçılıkta da anlatıyoruz aynı şeyleri. Dolayısıyla hepsi birbiriyle uyum, ahenk içinde çalışan bir bütünün parçaları. Hukuka dayanır arkadaşlar. Kanunsuz değildir. Hepsinin temelinde hukuk vardır. Durup dururken Atatürk hadi ben ortaya 6 tane ilke koyayım diye ilke koymamış. Türk milletinin ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkmış. Evrenseldir. Bugün dünyadaki ulusların hepsi bunu kullanabilir, uygulayabilir. Her yerde uygulanabilir. Barışçıdır arkadaşlar. Saldırgan değildir, yayılmacı değildir. Başka devletlerin topraklarına, sınırlarına saygı gösterir. Taklit yoktur. Dışarıdan hiçbir devlet bunu uygulayacaksın dememiştir. Bir baskı, bir zorlama yoktur. Ve en önemlisi de kaynağı Türk kültürüdür arkadaşlar. Yine milliyetçilik diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, dersimiz burada bitti. Bir ünitemizi de burada bitiriyoruz, dördüncü ünitemizi. Bir sonraki dersimizde sizlerle demokratikleşme çabaları deyip beşinci üniteye başlayacağız. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler için faydalı bir video olduğunu umut ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.